Selam millet, Dedar Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim, No Man's Sky oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu nedir? Kendi silahımın aynısını buldum. Gelişine kendi silahımın aynısını buldum. Çok mutluyum. Benim silahımdan daha pahalı görünüyor bu silah. Tam bir saçmalık. Tam bir saçmalık. Demek ki oyun bizi böyle kazıklıyormuş. Bir şey alırsak %80 kazıklanarak geri satıyormuşuz. Kardeşlerim, hemen aksiyona dalalım. Exosuit upgrade'i var yapmamızı istediği. Bir tane survey görevi var. Base ile iletişime geç var. Ghost in the Machine var. Ghost in the Machine görevinden devam edecektik. Ghost in the Machine görevinden devam etmek için onun olduğu gezegene inmiş bulunuyordum. Onun olduğu gezegende hazır ve nazırdım. Şimdi gemimize binip hemen hızlıca ekipmanlarımızı kontrol edelim. Öncelikle en son videodan beri boş durmadığım 11.625 11.625.407 Unit'im 2501 Nanit Cluster'ım 300 Quicksilver'ım var. Malzemelerim gayet güzel. Artık bir de üzerimde taşıyacağım Nutrijet prosesör ve Portable Raffinery'in yanına Signal Booster ekledim gördüğünüz gibi. Signal Booster'ım da var. Signal Booster'ı da yere koyup signali bizi boost ederek hayatımıza mutlu bir şekilde devam edebiliyoruz. Hemen bu Signal Booster'ın ne olduğunu da size göstereceğim. Signal Booster normalde efendim bir önceki görevde üçlü bir dizilim yaptık. Bir şeyler yaptık. O üçlü dizilim sayesinde bir adama yerimizi gösterdik biliyorsunuz. O görev kullanımı haricinde Signal Booster'ın şöyle bir kullanımı daha var. Geçen sefer de söylemiştim size. Booster'a efendim yakındaki binaları göster diyebiliyorsunuz. Yanınızda bir tane bulundurmak mükemmel. No, nothing found dedi. Çünkü zaten bir binanın yakınındayız. Bir sürü şeyi buldu, işaretledi bize. Normalde bir tarama yaparak böyle bir şey size buluyor. Ama bunun haricinde drop pod koordinatı da isteyebiliyorsunuz. Drop pod koordinatı istemek için biraz önce inventory'de bir şey vardı farkındaysanız. Drop pod'un yerini arayan 80 bine de satıyordu onu. Rastgele bir görevden çıktı o. Hemen şöyle drop pod'un yerini de işaretleyeyim. Drop pod dediği şey en sonunda bölümlerdir merak ettiğimiz, benim de merak ettiğim şu egzosuitimiz daha fazla bir şey alamayacak mı? Çünkü multitool'a bakınca şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kareye, 8 kareye hatta şurada bir boşluk görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare en azından. 8, 6, 48 olabiliyor. Egzosuitimiz ise sadece 5 kareye 5 yani 25'lik. Acaba daha fazla upgrade olmuyor mu? Teknoloji kısmı, kendi kısmı açılmıyor mu diyorduk. Şimdi bu sorularımızın da cevabını almış olacağız. Hemen gemimize biniyorum. Gemimizi mükemmel bir şekilde havalandırarak şöyle yavaşça, yavaş hareketlerle ürkütmeden hedefimizi oraya doğru ateşliyorum. Zaten gideceğimiz lokasyonun dibine gelip oyunu kaydetmiştim. Gördüğünüz gibi hemen onun yanından geçtik. Oraya döneceğiz merak etmeyin. Şöyle drop pod'un yanına bir gidelim bakalım. Drop pod bu dağın arkasında herhalde. Hiç orada değil, oradaymış gibi göstermiyor. Hatta daha çok gerilerdeymiş. Ha, şurada mı? Drop pod eski oyunun videolarını izleyen, eskiden bu oyunu ilk çıktığı zamanlar seri yaptığımız zaman izleyen kardeşlerim varsa zaten hatırlayacaklar. Drop podlar eskiden de vardı. Gidince egzosuitimizi upgrade ediyorduk ama böyle bir görevi yoktu drop podların yerini bul falan diye. Drop podları Allah ne verdiyse yolda giderken şans eseri artık karşılaşırsak falan diye buluyorduk. Şimdi böyle bir etkileşim yapmışlar drop podlarla. Şurada da bir kaydedebiliriz hatta oyunumuzu ne olur ne olmaz. Ben de ilk defa bir drop pod'un yanına gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Ne olacağını bilmiyorum açıkçası. Evet, dizaynı eskisi gibi. Exosuit'i de eskisi gibi. Ama Exosuit'i hasarlı mı? General'da bir slot mu ekliyor Exosuit'ime? Purchase Inventory slot. Hatalı gibi bir şeyler gösteriyordu demin. Ne oldu? Exosuit Upgrade modül. Ha. Exosuit'i aldım. Exosuit upgrade modül mü bozuk? Anlamadım. Anlamadım. Benim Exosuit'imde şurada bir slot yoktu. Artık var. Gördüğünüz gibi. İlginç. Şöyle yapsak o zaman. Bence gayet adil oldu. Yalnız şunu bir daha kontrol edelim. Bir de bir yerden şey buldum. Radyasyon protection buldum. Teknolojiyi, General'ı teker teker böyle upgrade edeceğiz herhalde. 5'e 5 bile değildi. 4'e 5'ti. Şurada bir tanesi eksikti. Peki ben bu Exosuit Upgrade modülü tamir etmeye çalışsam. Bunu tamir edersen bir tane daha Exosuit alacaksın diyor. Slot alacaksın. Ionize Kobalt. Antimatter. Antimatter hallederiz. Sodyum Nitrat Oksijen. Ben şöyle yapıyorum. Buraya bir tane Custom Marking koyuyorum. Güzel. Custom Marking burada dursun. Daha sonra buraya gelip
Gerekirse daha fazla çalışmalar da yapacağız burada. Teşekkür ederim. Thermal protection düşüyormuş, uyardı beni. Bu bölüm artık ben bir tane gemi de alalım diyorum. Yani böyle hayallerimizin gemisi olmasın, şeklini en çok beğendiğimiz gemi falan diye değil ama kendi gemimizi upgrade edebilmek adına alalım. Gemimiz hiçbir şey taşıyamıyor ya. Exo Suite'den şikayet ediyorum. Teknolojiden dördünü buraya alıyor. Bir dünya slotu var. Starship'in teknolojisi de sadece 4 tane ama kullandığı çok daha fazla ve yarısı yok slotlarının. Boş. En azından 15 slot falan galiba bizim gemimiz. En azından şöyle 16-18 slot falan alan bir şeylerle bir takas yapalım. Bunun için de yıldız üstünde biraz takılıp gelen gemileri araklamamız gerekecek. Signal buldu. Oraya fırlattı. Apollo geldi bu sefer de. İşte bu. Apollo'ya bak. Apollo robot. Apollo. Merhaba Apollo. Kendini tanıt yoksa bunu bitiririm. Artemis'in arkadaşıyım. Hayır değilsin. Neden değilim? Neden arkadaş kelimesini kullandın? Neden benimle iletişim kuruyorsun? Bunun arkasında Artemis mi var? Ben hala fikrimi değiştirmedim. Onun garip rüyalarını umursamıyorum. Bu bile benim değerli vaktimi çalıyor. Artemis'in başı belada. Neler olduğunu anlattım ona. Apollo'nun tutumu değişti. Dataloglarını gönder. Kendim bakayım. Apollo logları inceledi. Sentinel eventlarının sesleri gibi geliyor bunlar. Onları daha önce gördüm tabii ki. Etrafta uçan dronlar. Ama bu Dota ile oynanmış. Ve bu portal nedir? Belki de bu işin anahtarı o. Paradan daha önemlidir hayat dedim. Evet, büyük ihtimalle. Buna karar vereceğiz. Artemis'i de kurtaracağız, merak etme. Şimdi ne istiyorsun? Birlikte mi çalışalım? Partner mi olalım? Evet. Eğer benimle çalışacaksan operasyonlarını genişletmen lazım. Sana kontağımı göndereceğim. Kibar ol. Evet. Apollo'nun kontaktını locate et görevi hemen eklendi. Güzel. Apollo'nun kontaktı nerede? Yavrum benim. Loglardan Ghost in the Machine lütfen. Map'inde diyor. Oo, çok egzantrik oldu bu. Galaksi haritasına çık dedi bana. Hemen çıkayım. Para kazanmak için birçok görev var oyunda. Yalnız yakın zamanda en çok para kazandıran görev olduğunu fark ettiğim görevler kardeşlerim. Yeni bir güncelleme yapıyorum size. Şuradan aldığımız, hatırlar mısınız? Hani 5 tane madde veren görevler var diyordum. Çok kolay görevler yapabiliyorsunuz. 1600 veriyor. Yakın zamanda 50 binlerden 250 bin verenleri geldi hep bana. Demek ki 1 milyon 600 bin veren büyük bir şansmış. Ama ona rağmen kazı görevleri var hatta. Yerin altındaki değerli kemikleri çıkar diyor. Sizi gezip böyle şeylerin olduğu bir tane galaksiye ışınlıyor. Bunda çok fazla kemik vardır diye bir uyarı yapıyor. Burada kazı yapılabilir diye. Evet, şuraya gitmemi istiyorsun, anladım. Bırak çocuğum. Buraya git. Warp. Burada kazı yapılabilir. Burada çok fazla yeraltı zenginliği vardır, fosil vardır diye uyardığı gezegenler var. Oraya gidiyorsunuz, fosil çıkarıyorsunuz. Çok şanslıysanız 50 yıllık fosil çıkıyor. 50 bin kredi. Yeterince şanslıysanız ben 2570 yıllık mı ne fosil çıkarmayı başardım. 1,5 milyon kredi. Yeni para kazanma metodumuz da bu. Yeni metotta da parayı böyle kazandım. Bunu da söyleyeyim dedim sizlere. Bir önceki ufak tefek ırkımız var ya, şanslıysak onlarla bir konuşmaya başladık. Bir konuşmaya başladık var ya, Allah Allah. Yüzlerce kelime biliyoruz. Şimdi başka bir ırka geldik büyük ihtimalle, istasyon değiştiğine göre. İstasyon değiştiyse tahminen başka bir ırkla artık yan yanayım. Başka bir ırkın bölgesindeyim. Evet, hepsi değişmiş adamların. Hepsi değişmiş. Şimdi bir gel bakayım. Şu adamla, ha, öbür taraftaymış konuşacağım adam. Öbür taraftaki adamla konuşacaksın diyor. Buraya gemi konar mı acaba? Şanslıysak belki bir tane de gemi görürüz bu arada. Ama tabii depo bastığımız o görevler hala benim için en karlı görevler olduğu için onlardan gelirse diye
Çaktırmadan da şöyle Pugneum satın alıp kenarda depoladım. Çünkü üçüncü defa o görevden de yaptım geçen gün. Gerçekten sadece Pugneum istiyorlar. Yani base'i patlattığınızda sizden Pugneum istiyor. Bilgisayarı çalıştırmak için. Hocam, yüzüne de ışık tutuyorum kusura bakma ama. Grah interloper, you are late, geç kaldın. Dakikalar önce gelmeliydin. Neyse. Para ödendi. Senin için yeni base modüllerim var. Heat protection, cold protection, radiation protection. Ne olsun? Küçük bir börtü böcek uçtu buradan. Neyse. Ben cold protection diyeyim. Aferin. Al bakayım. Bunlar sana yardımcı olacaktır. Bakalım ne verdi. Sallacı data verdi. Blueprint kataloğu verdi. Blueprint recorded katalog. İşte o yüzden mesela ben bu elimdeki paralarla çok fazla bir şey de harcamak istemedim. Çünkü bazı şeyleri bize görevler verecek belli ki dedim. Salvage data da verdi bir şeyler yapalım diye. Ben de bir sürü bir şey de açtım bu arada, yanlış anlamayın yani. Bir sürü şeyi de kendim açtım. Bu sefer döneceğim abi. Hadi bakalım al. Bu base'i şey yapacağım ben ya. Yani çok umursamayın bu base'i. Daha değişik, daha güzel bir şey yapacağız ama şuraya buraya gidebiliyorsun. Buraya uzay kasabasına. Git bakalım uzay kasabasına ne yapıyorsun. Blueprint kataloğa record edildi dedi. Burası büyük ihtimalle ben unuttum ama radyoaktif gezegenmiş. Radyoaktivite varmış burada sadece. Niye yapamıyorum? Çatıdan dolayı mı yapamıyorum? Tek katlı bir yere mi sığmıyor bu? Abo, tek katlı yere sığmadı, değil mi? Peki böyle yaparsam sığacak mı? Vallahi sığdı. Demek ki birazcık fedakarlık edeceğiz böyle çatıdan matıdan. Böyle de rezil bir şey oldu. Base Overseer çağır diyor. Neyse arkasına geçilebiliyor değil mi? Ne güzel bir çalışma mekanı oldu. Camla bunun arasında. Şunu ben olduğu yerden kaldıramıyor muyum ya? Navigate up desem. Navigate up değil. Q toggle build camera delayed left control. Sildiğimde her şeyi geri verecek mi acaba bana? Hadi sildim bakalım. Bir tane daha koymak istiyorum ondan böyle. Ya arkadaşım döndür döndür onu. Döndür. Döndür. Döndürelim. Rotate. R. 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 Allah Allah. Ne kadar garip bir adamsın ya. Ha? Böyle koy ya. Psikopat mısın? Nesin? Bu arada kardeşlerim, vizörümüzde bir upgrade vardı hatırlarsınız. Daha önce yapmadığımız. O upgrade'i de yaptım. Multitool'dan. Hemen şöyle bakalım. Survey device. Bir görevimiz de bize loglarımızda Industrial Survey diyordu. Güç ve resource için survey yap. Şimdi o görevi aldığımda ne diyor biliyor musunuz? Elektromagnetik Power Hotspot locate edilmesi lazım diyor. C, B, A, S, Class markerınızda bir şeyler söylersiniz. Şimdi F'ye basıp markerı açtığımızda şöyle normal görüntümüz buydu ya. Q'ya basınca böyle bir şey çıkıyor. Elektrik diyor burada. Elektrik var. Şu tarafa doğru sinyal veriyor. Böyle çevirdiğimiz zaman ikisi birden parlamaya başlıyor. Ve mesafe azalmaya başlıyor gitgide. Şöyle bir yardıralım bakalım. 90, 80. Radiation protection falling. Mükemmel. 60. Çok dibindesin dedi. Acayip yakınsın diyor. Çıldırdı sinyal. Suyun içine giriyorum ama yavrum. Çok mu gittim? Ha. Evet bakalım. Hotspot buldu bir tane. Çık sudan geriye. Hotspotumuz buymuş. E ile taglayalım. Elektromagnetik Power Hotspot. Elektromagnetik Power Hotspot ne işimize yarayacak göreceğiz şimdi. Kardeşlerim burada bir şeyleri sizinle birlikte deniyorum. Ben de ilk defa, o yüzden açıkçası bilmiyorum. Hep birlikte bakacağız şuradan. Analiz Unit Online. Buildable Technology. Neyim var? Zaten ben çılgıncasına bir şeyleri açmışım. Ben Save Beacon'ı açtım. Sinyal Booster'ı açmıştım zaten. Biofuel Reactor'ı açmıştık. Kabloyu açmıştık. Batarya ve güneş paneli açtım. Gündüz oldukça elektrik toplama konusunda hiçbir derdimiz olmuyor. Burada zaten sınırlı sayıda bir şeyler yaptırıyor bize. Biten sen değil çocuğum. Çocuğum sıranı bekle evladım. Sen değil. Hemen leave diyorum.
Şuradan biten şeylere bakarsak eğer ferrit bitmiş. Ferriti aldım. Şimdi biraz önce bulduğumuz şey neydi bizim? Hep birlikte tekrar bakalım ona. Q dediğimde hotspot. Ne hotspot? Elektromagnetik power hotspot. Elektromagnetik power hotspotsa benim daha önce açmış olduğum elektrik üretme mekanikleri arasında solar panel var dedik, reaktör var dedik, bir de elektromagnetik generator var. Metal plating mi istiyorsun bir de benden? Dur çocuğum, senin istediğin şey metal plating olsun. Buyur. Şu anda galiba bütün ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Bunun bulunduğu yere bu elektromagnetik şeyi koymaya çalışacağım. Bakalım suyun içine eğer kurabiliyorsa bunu. Suyun içinde kurmasında bir sorun yoksa ki, eğer suyun içinde kurmasında bir sorun varsa neden suyun içinde buldun onu diye sorarım. Kuruyor gibi görünüyor şu an için. Bu kurulumu gerçekleştireceğim ve maksimum kalite alarak bu işi yapabileceğime inanıyorum. Şöyle bir bakayım önce. Neredeydi bizim hotspot? Hotspot neredesin? Niye görmüyorum seni? Bütün bu alan mı hotspot sayılıyor? Yok. Hotspot şuradaymış. Pardon. Vallahi oraya doğru bir yere kuracağım artık, bilemiyorum. Buyur. Herhalde oradaydın hotspot. Kusuruma bakma. Yani orada bir yerdeymiş, evet. Evet, gel bakalım şimdi şöyle. Seni şöyle cıktıs diye buraya koyalım. Tamam, ondan sonra senden bir tane kablo çekelim şöyle. Bak buradan da kablosu var. Ne kadar güzel değil mi? Şu kabloyu da kontrolle, şu kabloyu yok edebiliyor muyum acaba? Evet, yok edebiliyorum. Buradan da sana bir tane daha kablo çekelim. Şöyle iki tane kablo çekmiş olalım. Buradan da bir tane kablo alalım. Artık bu kablo da gitsin. Şimdi artık elektriği alacağını düşünüyorum. Çılgın bir elektrik üretiyorum diyordu çünkü orada demin bir üretim yaptığını iddia ediyordu. Yoksa bu biyofuel reaktörle falan olmaz yani. Ya rüzgar türbini olacak, ya su türbini olacak, ya böyle değişik şeyler olacak. Olur yok abi başka türlü. Bu biter yani. Yetmez ona. Şu anda bir kontrol edeyim. Extreme Radiation bize komaz. Şu anda gidiyor da. Vallahi üretiyorum diyor. Bak patır 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 gönderiyorum diyor oradan. Bu aslanlar gibi böyle çalışır abi. Bundan sonra bizim sırtımız yere gelmez söyleyeyim. Önce pilimiz dolacak. Pili koymamın aslında sebebi ben böyle bir şey bulabileceğimden hiç ümidim yoktu. Güneş paneli koyarız diye umut ediyordum. Güneş paneli yaparsak da eğer pille onu doldururuz falan diyordum. Gördüğünüz gibi zaten bütün sistem çalışmaya başlamış. Gayet de güzel olmuş. Artık teleportumuz da çalışıyor. Yeter. Küçük... Aa, gemimiz de burada bak. Deminden bir gemi işaretini görüyorum. Gemiyi daha yeni fark ediyorum. Ne kadar güzel bir körüm değil mi? Construction terminal zaten çalışıyor. Bunun store'u ne kadar? Ne kadar güzel emiyorsunuz abi. Şarj olmasına 2 dakika 38 saniye kalmış diyor. Tamamen şarj olduğu zaman ciddi bir miktar elektrik alıyor demek ki. Böyle bir şey varken şarja ihtiyaç yok ama güneş paneliyle bile işi idare edebilirmişiz. Peki, evin yapısına çok fazla takılmayın. Evet, evin duvarlarını bir kat yükselttim şöyle dışarıdan şöyle bakmak gerekirse eğer. Çünkü çok basık olmuştu biraz önce. Aslında hayalindeki evle alakası yok ama glass olsun, efendim karbon olsun ya da daha iyi bir şey yapmak istersek ki şu anda aslında daha iyi şeyler yapabiliyorum. Akuatik mesela ev yapabiliyoruz. Aqua kısmına akuatik ev yapabiliyoruz. Pür ferrit istiyor 350 tane. Large yapılardan Big Room aslında bildiğiniz daha önce oynadığımız diğer uzaylı oyunlarındaki falan yapılar gibi efendim böyle daha uzay üstüne benzeyen bir şey yapabiliyoruz. İlk binası 350 ferrit, aradaki kapıları pür ferrit, 50 pür ferrit falan diye gidiyor böyle. Yani biraz pahalı şeyler. Onları illaki yapacağız ama onları yapmadan önce ilk kısmını bence başarılı tamamlamış olduk. Şu anda sadece dediğim gibi yeni parçaları, yeni şeyleri açana kadar devam ediyoruz. Bu üssü kafanıza takmayın. Çok güzel bir şey yapacağız. Şimdi buradan hep birlikte çıkıyorum. Bu arada bataryada 45.000 KP neyse 220 şey yaparak dolarak tamamen doldu. Şu anda şarj ıtlıyor. Ben elektrik almıyorum, vermiyorum abi diyor. Kırmızı kaldı ama öbür tarafa elektrik göndermeye devam ediyor. Bence istediğimiz şey de buydu. Bu arada yaptığımız binalar arasından şunu da söyleyeyim size. Bununla birlikte artık bunu da yapabiliyorum. Landing pad, yani aracımıza landing pad bile yapabileceğiz. Neyse dediğim gibi bunlar sonraki işler. Şimdi aracımıza binelim. Bu bölüm ben bir tane uzay aracı almadan şuradan şuraya gitmem. Aha, Trader Defan. Gerçekten sen misin? Affedersin, uzun süredir seni görmemiştim.
Base'imi büyüteceğine söz verdi. Benim evim artık onun evi. Mükemmel. Abi bir tane mi adam gelmez ya? Bir kişi mi gelmez abi? Ne kadar psikopatsınız. Bir kişi gelsin de gemisine teklifte bulunayım ya. Gördüğünüz gibi çok güzel yuvamız. Acayip güzel yuvamız. Şöyle tam kapıya park edeyim arabayı. Overseer çalışmaya başla. Namussuz nasıl da gelmiş hemen ya. Defan. Öğrenmen gereken çok şey var. Al bu cam. Cam blueprintini verdi. Frost kristalden yapılıyormuş. Life support'unu acilen doldur diyor bu arada. Al. Allah Allah. Ne panik yaptın ya. Canım. Beni bırakacak mısın? Ha, bıraktı. Her şey camdan yapılır. Cam hayatın damarıdır. Kromatik metal yaparsan science terminali hazırlarım sana bir tane dedi. Ah. Çoktan işe yarar bir adam olduğunu kanıtladı bile. Kromatik metal topla Overseer için. Bir şey söyleyeyim mi? Bence ben sana kromatik metal verebilirim zaten. Şöyle bir bakalım. Hadi artık mission update'i gösterirsen kaç tane kromatik metal istediğini. 40'a 40. Zaten kromatik metali topladım. Evet, bekliyoruz böyle birazcık. Biraz bize ayak uyduramıyor yani oyun. Biraz yavaş. Kusuruna bakmayın. Overseer'a geri dön. Al bakayım kromatik metal sana. Sen nasıl bir adamsın ya dedi. Buyur. Mükemmel arkadaşım. Şimdi Science Terminal planlarını bitirdim işte. Science Terminali yapabilirsin dedi. Al. Her seferinde beni böyle ufaktan bir kilitliyor yalnız. Bir birbirimize bakıyoruz şöyle. Storage konteynerları bulmak için mi bir şey yapacaksın şimdi bana? Aa. Pişman olmayacaksın. Ne istiyorsun şimdi benden? Science Terminali yap. Science Terminalini yapamayacağım ben. Specialist değil, portable. Portable'da Science Terminal. Dur canım benim, ne yapıyorsun? Teknoloji, Specialist değil, Portable dedim sana. Save. Bir şey, Base Computer. Portable, Nutrigen. Portable değil, Construction Resource. Tamam, Portable değil, affedersin. Specialist değilmiş, Terminal değilmiş. Ne var yani, Science Terminal'de başka bir şeymiş. Construction Terminal diye bir şeymiş. Evet, şimdi aslında hayatın o kadar da kolay olmadığını öğrendiğimiz an bunu patlatıyorum. Z'den onu buraya portable'dan şöyle koyuyorum. Camın önüne. Küçük eve bakalım daha ne kadar işimize yarayacak bizim. Construction bilmem nesini de alıyorum. Construction Research'ü de böyle bırakıyorum. Ha. Şimdi Science Terminali koyabilecek bir yerim var artık. Specialist terminal. Bir tane daha terminal istersen koyamayız ama. Magnetiz ferrit. Demin dikkat edememiştim ne istediğine. Magnetiz ferrit istiyor kendisi. Pure ferrit koyuyorum ona. Magnetiz ferrit almak için. Magnetiz ferrit. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. 5 taneyi aldım. Neden böyle yaptım? Hemen size cevabını vereyim. Şu işlemi bir an önce yapayım. Görev neyse göreyim diye. Ha. Koy gitsin ya. Sırt sırta çalışsınlar abi. Sırt sırta çalışsınlar. Yaptım. Şimdi scientist bul diyor. Galaxy Map'ten bulama bunu diyor. Yani galaksinin öbür tarafında diyor scientist. Scientist çok pahalıymış ya. Bu arada yaratıklar girmeye devam ediyor evimin içine. Minnacık evimin içine yaratıklar girmeye devam ediyor. Aman Allah'ım. Bilim adamımız başka ırktan olacakmış. Korvax galaksisine git dedi. Orada bir tane yiğit var ki dedi. Yiğitler içinden bir yiğit. İşte o bilim adamıyla kimse boy ölçüşemez. Biz de onun namını duyduk geldik. Kendisi nasıl bir şeymiş? Robot kafaymış. Robot kafa.
Science terminalim var. Gelmek ister misin? Nasıl mutlu oldu ben bunu söyleyince. A bakayım, seni de tuttum. İhü. Mükemmel oldu dedi. Hızlıca üstüne dönebilirsin diyor buranın teleportuyla. Döneceğim, merak etme. 6, 7, 8, 9. Neredeyse tutturuyordum. 1000 tane bay. Dönelim bakalım Starship'imizde. Aynen öyle. Starship ağzına kadar doldu. Bir de Starship'ten satacağımız bir şey var. Onu da satarsak hemen kendi gezegenimize geri dönebiliriz. Satacağımız şey de Heroes. Tamam. Naz yapmaya gerek yok. Şuraya geliyorum. Şuradan kendi kovboy kasabama döndüyorum. Bu iş güzel olmuş ya. Uzay kasabası. Oo, aynı teleportu sen de kullandın galiba. Hocam aynı teleportu kullanıyoruz galiba. Scientist. Güzel beyiz. Nesi güzel beyiz? Adamla birbirinizin sırtına basıyorsunuz. Yardım et bakayım şimdi bana. Ya onur duyarım bundan ya. A bakayım bunları dedi. Lubrikant diye bir şey buldum. Mordit her neyse. Bununla birlikte asit yapabilirmişim. Bir de böyle yaptı bana. Yine iyisin dedi. Traveler. Marobolt diye bir şey topla. Ben de daha fazlasını yapayım sana. Mikroprosesör için plan oluşturayım. Ve Advanced Raffinery yapayım. Tamam. Kabul ettim. Bunlarla konuştukça böyle görevler mi verecekler acaba? Bakalım şimdi görevlerimiz ne oldu? Expanded Base bilmem ne. Abandoned Building Data'yı araştır. Scientist'e bir şey döndür. İstediği şeyler mi bende var yoksa? Valla istediği şey bende olamaz sanki ya. Valla olamaz istediği şey bende. Hemen bir daha konuşuyorum. Yani sen çok delikanlı bir adamsın. Kesinlikle haklısın. Evet, Marrow Bulk diye bir şey buluyor şimdi bana. İkisini de Underground'da bulurmuşuz. Mesela burada bulabiliyormuşuz bakalım. Copper Deposit, Copper Deposit. Underground'da bulursun dediği acaba şöyle bir Underground'dan mı bahsediyor? Yani yer altı falan oluyordu ya. Ha, burası da hiç mağara olan bir yer değil, değil mi? Mağara olan bir yer olmadığına göre. Bence inşa ve evimizdeki adamlarımızı geliştirme ile alakalı yeterince şeyler yaptık. Bir yıldız gemisi bulmanın vakti geldi. Evet, şans eseri gezegende dolaşırken bir sürü aracın ineceği bir yer bulmayı başardım. Şimdi şekil itibariyle bakıyoruz. Şekil itibariyle hoş değil. Peki, işlev itibariyle nasıl? Bir offer yapalım. B sınıfı. Karşılaştırdığımızda hem çok ucuz, hem bizimki 15 slotken bu 21 slot. Ama yeterince istediğimiz bir gelişme değil bu. Şuna bakalım. Bunun da şekline bayılmasak da fena iyi gibi duruyor. Hemen şuradan bir teklifte bulunuyorum. B sınıfı bu biraz iyi gibi ha. Fiyat konuşalım. 9 milyon 400 binini çarparım diyor. Ama bunun karşılığında da launcher sistemi var. Otomatik recharging'i var. Launch cost'u düşük. Teknolojide ben ondan sadece teleporter receiver'la öndeyim. Olabilir, olabilir. Vallahi kardeşlerim ben şu adamla konuşmaya karar verdim. Gel buraya. Demin beğendiğim gemi. Çok farklı gemiler inmiyor çünkü. Baktığımız gemilerin aynıları iniyor. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Ver elini. Benim gemim 385 bin, seninki 2 milyon 800 bin. 15 slota 22 slot. Tamam mı? Kral tek kelimeyle. Ben şunların hepsine yeni gemiye atayım. Bunları yeni gemiye vereyim. Teknolojilerimizi karşılaştırdığımız zaman bende teleporter var, roket var.
Sen de teleporterla roket yok. Geri kalan teknolojilerimiz aynı. Senin fazladan S seviye. Otomatik olarak kendini reşarj eden launching sistemin var. 15 slot 22 slota çıkıyor. Aslında bizim istediğimiz fazlalık şu anda gerçekleşiyor. Teknoloji slotun 3 tane. 15 slot 21 slota çıkıyor. 6 slot kazanıyoruz yani sadece. Ben gemileri exchange ediyorum hocam. Alan veren gevur olsun. Bak bu gemiyi satın aldım ya, hemen farklı bir gemi indi. Yani satın almadım gerçi. Exchange ettim ama kendi gemimi bıraktım. Zaten elimde tutmamın da çok bir esprisi olmayacaktı. Hemen yeni bir tane gemi geldi. Şöyle bir pilotuyla konuşayım neymiş. S sınıf falan çıkar şimdi. Yok, C sınıfıymış. Hatta benimkinden kötü şu anda. Gemisi dandik, ne olacak? Hemen bir havalara girdim. Kardeşlerim, şu güne kadar ki hemen bir şey söyleyeceğim sizlere videoyu sonlandırırken. No Man's Sky videolarında bayağı peş peşe sık şekilde çekmiştim videoları. Üst üste binen gemiler mükemmel oldu. Bak bu iki gemi birbiriyle kombine oldu şu anda, işte bu alınabilir. Peş peşe çekiyordum videoları. O yüzden bu videodan sonra biraz video çekmeyeceğim. Bu videoya kadar gelip sizin yorumlarınızı bekleyeceğim. Ama daha değişik şeyler görebilmek, senaryoda ilerleyebilmek, birlikte base yapabilmek için falan belli ki şunlar da yapmamız lazım. Hep birlikte bunları yapmaya devam mı edelim? Yoksa ben arada hızlı hızlı bu senaryoları ilerleyip base'lere, ekipmanlara dair bir şeyleri alayım mı? Bunu sizlere soracağım. Yani daha doğrusu buradan alenen soruyorum. Hemen şunu değiştirelim. Kaşifti. Yol gezen oldu yeni gemimizin adı. En sonunda yıldızları yok eden falan diye gidecek bence. Yeterince güzel büyük gemiler bulabildiğimiz zaman. Evet, bayağı bayağı dolu dolu bir şeyler keşfettiğimiz bir video oldu. Umarım sizler de izlerken beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.